Türkiye'de Lübnan sinemasına dair çok fazla şeye şahit olmamışsınızdır. Ben şu doktorumu Lübnan sineması üzerine yaptım ve bu alanda bir burs kazanarak, TÜBİTAK bursu kazanarak Lübnan'da 2022 yazında, geçen sene orada bir 3 ay geçirdim. Ve bu oradaki araştırmanın danışmanlığını da Hadi Zakak Bey ile birlikte şey yaptık. Kendisi sadece Lübnan'da değil, bence, bilmiyorum yanlışım varsa kendisi düzeltebilir, ama Orta Doğu'da belgesel sinema denince ilk akla gelen kişidir. Yanılıyor muyum hocam? Evet. 20'den fazla belgeseli var. Bu önemli, şöyle önemli. Burada çok, Türkiye'de Lübnan ve Lübnan sineması çok bilinmiyor. Ve ona dair kurmaca sinemadan öte aslında belgesel sinema daha gerçekle daha yakından bir ilişki kuran bir şeye sahip. O yüzden Hadi Zakkak'ın belgesellerini izlemek aynı zamanda Lübnan'la ilgili de bir bilgi edinmek anlamına geliyor bence. Kabaca çok kısa bir özet, zamanımız dar olduğu için çok şey yapamayacağım, ama Lübnan sinemasıyla ilgili bir, daha doğrusu Lübnan ve sinemasına ile ilgili çok kısa bir giriş yapmak zorundayım. Bu çok uzun bir mesele. Kimlik dediğimiz mefhum, yani Orta Doğu'da, yok gerçi dünyada da konuşulan bir mesele, ama Lübnan'ı sanırım tanımlayan bir kavram. Halen de üzerinde konuştukları, düşündükleri bir kavram. Bu doğal olarak sinemasına da yansıyor. 20'lerde yavaş yavaş bağımsızlığını kazandıktan sonra Lübnan şeye kadar, 1950'lere kadar yanılmıyorsam, ilk kendi Lübnan sinemasının ilk nüvelerini oluşturmaya çalışıyorlar. Ancak daha sonrasında Mısır sinemasının yoğun bir egemenliği söz konusu oluyor. Bu da Lübnan sinemasının gelişimini engelliyor. Tam daha sonraki işte Mısır sinemasının egemenliği yavaş yavaş bittikten sonra günümüze kadar halen devam eden geçmişin bugün üzerindeki yoğun o büyük etkisini gösteren bir iç savaş yaşanıyor. 1975-1990 arasında. Halen izleri var. Şehirde onları görebiliyorsunuz. Benim araştırma konum toplumsal belleğin sinemaya yansımasıydı. Doğal olarak geçmiş sinemada nasıl yansıyor ile ilgiliydi. Ve o anlamda da özellikle İç Savaş'tan sonra insanlar yavaş yavaş konuşmaya başlıyorlar, anlatmaya başlıyorlar. Geçmişle hesaplaşma sorunu birçok aslında ülke için geçerli bir mesele. Kimi ülkeler bundan vazgeçiyor, denemiyor, yok sayıyor. Kimi ülkeleri de hesaplaşmayı da, Almanya gibi mesela, geçmişle hesaplaşıp öyle örnekler söz konusu. Lübnan'da geçmişle hesaplaşma biraz şey üzerinde oluyor. Sanatçılar, edebiyatçılar üzerinden başlıyor. Lübnan'ın benim gördüğüm kadarıyla Orta Doğu'nun Paris'i denirdi, özellikle Beyrut için. Ama bahsettiğimiz tabii o yıllar muhtemelen 1960'lar. Aslında tarihi boyunca ne yazık ki böyle çok bir nefes alamamışlar.
Halen de devam ediyor. Ben gittiğimde de direkt deneyimledim, gördüm. 2019'dan sonra kötü bir ekonomik kriz yaşıyorlar. Halen devam ediyor. Çok farklı kimlikler, mezheplere dayalı bir toplumsal ve siyasal yapısı var. O işin ilginç tarafı. Yani her yerde mezhepler vardır ama Lübnan'da mezhepler daha resmidir, anayasal olarak tanınmıştır. Bunu tabii kulağa hoş gelse de, temsil gibi gelse de ama Orta Doğu'da kimlikler demek aynı zamanda pek çok çatışmanın şeye de sebep olabiliyor. Bu yüzden sanırım Lübnan sinemasını daha çok böyle kimlikler üzerinden, geçmişin bugün üzerindeki etkileri üzerinden değerlendirebiliriz. Hadi Zakkak da aslında yine bu bahsettiğimiz bu şey sürecinde hakikaten bu önemli noktalara dikkat çeken bir yönetmen. Kendisi aynı zamanda akademisyen. Yezhov, St. Joseph Üniversitesi Görsel İşitsel Çalışmalar Enstitüsü'nde aynı zamanda öğretim görevliliğine devam ediyor. İlk mezunu olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. No? Evet, daha sonrasıymış. Ama Nadine Labaki'nin sınıf arkadaşı olduğunu hatırlıyorum. No? Evet. İlginçtir çünkü bu konuşmadan sonraki oturumlarda hep Nadine Labaki ile ilgili şey oturumlar var. Onu da sonra konuşuruz. Şöyle bir genel bir giriş yaptığımı düşünüyorum. Zamanımız biraz kısıtlı. Şimdi hocanın hazırladığı bir video var. Sunumunu o video eşliğinde yapacak. Bir yandan akacak, bazı yerde de kendisinin sunumu devam edecek. Buyurun hocam. Öyle mi? Rahat olabilir miyiz? Evet. Evet, kendisini kürsüye davet ediyorum. Tıfadın. Hello. Hello. First of all, I want to thank the university. I want to thank Gohan. I want to thank you for this invitation. Öncelikle üniversite ve Doğan Bey'e teşekkür etmek istiyorum davetleri için. It's a pleasure to be here, and at the same time, it's very difficult to be here and to talk about cinema while a massacre is still going on in Gaza. Şimdi bir şey de belirtmek lazım. Burada Gazze'de katliam devam ederken burada sinema hakkında konuşmak da çok kolay bir şey değil. And seeing this massacre in live images constantly on our phones put a big question on the role of image. Before in 1948 we used to maybe think that there won't be a Nakba because there if there was an image, there won't be a Nakba. Today, there is a live image, and the Nakba is still going on. Şimdi günümüzde telefonlarımızda canlı görüntülerini de görüyoruz. Bu da bize görüntü imgenin, görüntünün önemini, rolünü anlatıyor. 1948'den önce böyle değildi ama günümüzde böyle. So a big question becomes related to cinema and what is still the role of cinema when even with the presence of image and sound nothing is stopping. Bu da bize büyük bir soruyu beraberinde getiriyor. Sinemanın, imajın, imgenin rolü ile ilgili. But since it's not we cannot get out of this context, I will try to with you to have like a trip in the Lebanese history through excerpts of my work.
Bu bağlamdan çıkamıyoruz ama yani bu bağlamdan çıkamazken de ben sizi bir ufak bir yolculuğa çıkarmak istiyorum çalışmalarımla, Lübnan tarihiyle ilgili çalışmalarımla. So as Gökhan has explained, we have a very tormented history. We have to notice that in Lebanon there are 18 communities, 18 religious communities, who are trying to live together in a very small country. Hocamın da ifade ettiği gibi çok karmaşık bir toplumumuz söz konusu. 18 ayrı dini topluluk var. Küçük bir ülkede birlikte yaşamaya çalışıyorlar. So at the same time it's a very rich society, but also it can lead to several problems, as we will see during the whole contemporary history of Lebanon in the 20th century until now. Çok zengin bir toplum, Lübnan toplumu, ama bu zengin toplum olması birçok problemlere de neden olabiliyor. Lübnan'ın çağdaş tarihinde görebileceğimiz gibi. I will use some of my films in order to make a travel, time travel with you. Let's say, since one starting point, how do we teach the history of Lebanon? Bazı filmlerimden görüntülerle sizde bir zaman yolculuğuna çıkacağız. Bir başlangıç noktası olarak Lübnan tarihini nasıl anlatabiliriz konusunda. So I will start with a documentary I did in 2009, filmed in schools with kids to see how they are teaching the history of Lebanon at schools. 2009 tarihli bir belgeselimle başlayacağız. Okullarda geçen bir belgesel. Lübnan tarihini nasıl anlattıklarını anlatan bir çalışma. I will comment and translate directly. Video sırasında da yorumlarım olacak. So this is the beginning of a documentary called A History Lesson. That starts with the Lebanese anthem. Bu Lübnan tarihiyle ilgili belgeselin başında Lübnan milli marşı var. And it is filmed in 5 different schools in Beirut. Beyrut'ta 5 farklı okulda çekilmiş bir çalışma. And we can notice from the beginning that depending on the religious group, the school can change differently and even the curriculum can be affected. Burada göreceğimiz gibi dini gruba göre, dini topluluğa göre okullar da değişiyor. Okulların müfredatları da değişebiliyor büyük oranda. The history of the country stops in 1943 when Lebanon got his independence. So strange enough, we have many difficulties to write the history after 1943-1946. Lübnan'ın tarihi 1943'te bağımsızlığını kazanmasıyla başlıyor. Bundan sonra da birçok zorluklar ortaya çıkıyor. So since there is also a very powerful religious groups, many times the relationship is stronger with the religion than with the nation. Birçok güçlü dini gruplar olduğu için milli kimlikten çok dini kimliklerle ilgili problemler ortaya çıkıyor. And this is how in the documentary A History Lesson we will follow the day of several students going to their schools and learning about Lebanon. Bu belgeselimiz çeşitli öğrencilerin okullarına gidişi, günlük hayatlarında okullarına gidişi ve Lübnan'ın tarihini öğrenişini anlatıyor. The film had a big impact when it was screened in Lebanon and it led the parliament to discuss once again how to write the unified book of the national history. Film yayınlandığında Lübnan'da büyük bir etki yarattı ve parlamentoda da bir tartışmalara neden oldu.
Lübnan'ın tarihinin resmi olarak nasıl yazılacağı konusunda. And this also led me to ask how much can I use documentary in order to deal with the different parts of the contemporary history of Lebanon. Bu da beni şu soruya götürdü. Belgeseli ne kadar kullanabilirim bu Lübnan'ın sorunlarını anlatmak için? So I started like a project, big project, in order to cover different parts of the history of Lebanon since the 1930s until today. Bu da beni yeni bir proje başlatmaya itti. Lübnan'ın tarihinin farklı bölümlerini 1930'dan günümüze kadar nasıl anlatabilirim konusunda. So I worked both on the global history and the personal history. This is why in my film 104 Wrinkles I went and filmed my grandmother who was aged more than 104 years, and through her memory I filmed her for 20 years trying through her memory to see how much also we are in danger of amnesia. Bunu anlatımımda hem genel tarih anlatısı şeklinde anlattım hem de kişisel tarih anlatısı şeklinde anlattım. Özellikle de büyük annemi çektim. 20 sene boyunca büyük annemle çekimler yaptım. Onun anlatılarını kullandım. Bu da bizi yani unutkanlık konusunda da yani tarihimizi unutma konusunda da bu da bize bir şeyler anlattı. My grandmother arrived in Lebanon in 1935. She was an immigrant established in Brazil. And through her story, there is of course the story of immigration, which is an important part of Lebanese society. Anneannem, büyük annem 1935 yılında Lübnan'a gelmiş göçmen olarak Brezilya'dan. Bu da bizim ya yani anneannenin anlatıları, büyük annenin anlatıları da bizim göç tarihimizi anlatıyor Lübnan'ın da önemli, Lübnan'ın önemli bir konusu olarak. So my grandmother returned to Lebanon when it was under French mandate since 1920. Fransız mandasındayken büyük annem Lübnan'a gelmiş. But while filming my grandmother through the years, she started losing her memory. So strange enough, I started myself telling her her own history and story. Yıllar içinde büyük annemle çekimler yaparken büyük annem de hafıza konusunda sıkıntılar yaşamaya başladı. Böyle olunca ben de Lübnan tarihini büyük anneme anlatmaya başladım. So before she was Şehrazad, I became now Şehrazad. Yani önce o Şehrazad'tı, daha sonra ben Şehrazad olmuş oldum. Then also I went to the memoirs of my mother and her honeymoon. My mother and my father got married in 1958, and when they got married, there was the first mini civil war in Lebanon in 1958. Annemin hatıralarından faydalandım. Annemin 1958'de evlenmişler. Balayı hatıralarından faydalandım. Onların evlendiği tarihlerde de ilk bir iç savaş başladığı tarihler. So once again I had to deal with a particular and personal story and the most and more the global history and how can this be affected? My mother, who's very happy to get married, and the country being in a civil war. Burada da şöyle bir durum olmuştu. Annemin kendi kişisel tarihinde evlenmiş olmasından dolayı çok mutlu bir dönemi anlatıyor. Ama Lübnan tarihine baktığımızda da bir iç savaşın aynı zamanda bir iç savaş gerçekleşiyor. And how to deal also with the archive? What is the archive, and how much through the archive I can? And especially the personal archive, I can talk about more the collective memory. Burada da arşiv söz konusu oluyor. Arşivlerin ne kadarından faydalanacağız? Bir de kişisel tarihlerle birlikte.
After the Beirut blast, the Beirut port blast in 2020, which was like a nuclear bomb, also I went to into the foreign films that were filmed in Beirut in the 60s and the 70s to see how much this image of Beirut being in a constant explosion can be found in the spy films shot in Beirut in the 60s. 2020 Beyrut liman patlamasından sonraki bir nükleer patlama gibiydi. 1960'ların yabancı filmlerine de, Beyrut'u anlatan yabancı filmlerine de baktım. And by the way, there were also several Turkish films that were shot also in Beirut, especially in the 60s. Bunların arasında 1960'larda bazı Türk filmleri de vardı Beyrut'ta çekilen. And in most of these films, Beirut was a center for spies and smuggling gold and some forbidden items. Bu filmlerin çoğunda da Beirut bir ajanların kaçakçılığın, altın kaçakçılığının yapıldığı bir yer olarak anlatılıyor. And in one of these German films, they are intending to make an explosion of the whole of Beirut. Bir Alman filminde de tüm Beyrut'u patlatma ile ilgili bir konu geçiyordu. The fiction becomes in some years reality. Bazı yıllarda bu kurgular ya yani gerçeğe dönüşüyor. So this was a part also of another medium I used, which is to make a video installation about the place next to the port. I also worked a lot on fiction films shot in Lebanon, especially in the 60s and the 70s, to see how much also through fiction films we can reconstitute the history of the country and see its different tendencies. Kurgu filmler üzerinde de çalıştım. 1960'larda, 1970'lerde Lübnan'da çekilen bu kurgu filmler üzerinden de tarihimizi farklı bakış açılarından nasıl yeniden yapılandırılacağımızla ilgili. So this is the period also where we can, I think, find many similarities in the popular cinema between Lebanon, Turkey and other Middle Eastern countries. Bu dönem aynı zamanda birçok benzerlikler görebiliriz Lübnan sineması, Türk sineması ve Orta Doğu sinemaları arasında. And this is especially the period between the 60s and the 70s when also we started to talk about sexual liberation. Bu özellikle bu dönem 1960'lar 70'ler arası cinsel özgürleşme ile ilgili de konuşmaya başladığımız bir dönem. And this was on the eve of the beginning of the civil war, Lebanese civil war in 1975. Bu da 1975'te Lübnan iç savaşının başlangıcının arifesi olduğu dönem. Then in order to explore the whole history, I took a car, which is somehow a symbolic car in Lebanon, the Mercedes 180. So this model was a very popular car. And through the car, I do like a time travel on the whole history of the country from the 60s till today. Lübnan'ın bütün tarihini keşfetmek için bir araba aldım, bir Mercedes araba, popüler olan bir araba. Ve bununla 1960'lar ve günümüz arasında bir nevi zaman yolculuğu yapmış oldum. So the car becomes like a character and we see how a car becomes a Lebanese citizen. Burada da otomobil bir nevi bir karaktere dönüşüyor. Burada da bir Alman arabasının tabiri caizse bir Lübnan vatandaşına dönüşmesini görmüş oluyoruz. So through the car we go into the different social layers and the historic and political layers, because even the car, in order to become Lebanese, has to become also to have maybe its own religion, its own street, its own divisions.
Bu araç vasıtasıyla farklı sosyal, tarihi ve siyasi katmanları görüyoruz. Bu araç da dediğimiz gibi bir Lübnan vatandaşına dönüşmesi, bir kendi dini, kendi mezhebi, kendi şeyi, özelliklerini kazanmaya başlıyor. And since we were talking also about the melodrama, this also gives me the opportunity to mix the film genres, where here, for example, I go into more a melodrama about the status of the car and how it is dealing with the transformations going on in the country. Bu da bir nevi melodrama dönüşüyor. Burada da bana bir fırsat doğuyor. Filmi otomobilin kaderiyle, dönüşümüyle ilgili bir anlatma fırsatı. Böyle. And I made this car after having filmed a lot of people. I can say that I was tired very much of the people, so I enjoyed very much working with the cars. Can we have it again? No, I said I enjoyed working with the cars because I made this film after filming people, and it was very tiring to support working constantly with the people. Bu otomobille çalışmayı da çok zevk aldım, çünkü insanlarla, birçok insanla çalıştık. Bu da çok yorucu olmuştu. Going also chronologically, this film relates the story of the founder of the socialist political party, the Social Party in Lebanon, Kemal Jumblat, who is also the leader of the Druze in Lebanon. And so I go back to his assassination in 1977 in order to tackle the political history between the 40s and the 70s. Through the eyes of a thinker and a leftist socialist leader. Kronolojik olarak Sosyalist Parti'nin kurucusunu anlatıyoruz ve 1977'de suikastine gidiyoruz. Bu da siyasi, işte 1940-70 arasındaki siyasi dönemi anlatıyor. Kendisi de bir solcu, bir düşünür, solcu, sosyalist düşünür olarak. So this assassination was a very dramatic one because it somehow gave an end to the secular movement in Lebanon. And after, we were more and more in religious wars. Bu suikast da dramatik bir dönem, dramatik bir an. Çünkü bu laik hareketin sonunu anlatıyor. Sonu geliyor bu suikastla birlikte. Daha sonra dini savaşlar başlıyor. So I was born in this on the eve of the civil war, and when the war was over, I was a very young man who took his camera and started filming the center of Beirut, which was completely destroyed. Benim doğum tarihim iç savaşın başlangıcına, arifesine denk geliyor. İç savaş bittiğinde de ben genç bir adamdım ve kameramı alıp çekim yapmaya başlamıştım. Beyrut'un merkezinde, ki yıkılmış bir vaziyetteydi. Ben film çekmeye başladım da. And when I filmed this center, one year after, it was once again destroyed in order to let the reconstruction project begin. Ben bu Beyrut'un merkezini çekerken, çekmeye başladıktan sonra da, bir yıl sonra da bu sefer yeni bir yıkım yaşadı. Bu sefer yani yıkılmış şehrin yeniden yapılanması, yeniden imar için. But for many of us it was like the institution of a collective amnesia in order to forget the war and not to learn anything about the war. Ama benim için bir toplu hafıza kaydının
tesis edilmesi gibiydi. Çünkü iç savaşın hatıralarını toplum olarak unutmak için böyle bir çalışmaydı bana göre. So it was like a destruction of the destruction. Yani bir nevi yıkımın yıkımı gibi bir şeydi. And while holding these images, I started wondering how can we also tackle the question of the civil war. Bu görüntüleri, bu çekimleri yaparken aynı zamanda şunu düşünmeye başladım. Bu iç savaşın, iç savaş geçmişimizle nasıl başa çıkabiliriz? So I went to film the several directors who made films during the war and after the war and whose main subject was the civil war itself. Bazı yönetmenlerle görüştüm. Bunlar da iç savaş dönemini anlatan kişilerdi. So of course we're dealing on I'm going chronologically and the event, not in the production of the film. Kronolojik olarak gidiyor. So somehow the films become also an agent of history, a good tool and a very subjective good tool in order to explore the collective memory of the war. Bu bağlamda filmler toplu hafızayla, toplu savaş hafızasıyla ilgili bizim elimizde iyi bir araç oluyor. Beyrut ya Beyrut. Now we were dealing also in the 21st century with a kind of new kind of civil wars. We were now talking more and more about the division between Shia and Sunnis. 21. yüzyılda yeni bir tür iç savaş diyebiliriz. Sünni Şii bölünüşüyle ilgili konuşmaya başlıyoruz. So I went to explore more and more every community to understand its fears and this relationship between the different communities. Ben de şunu keşfetmeye çalıştım. Farklı toplumları ziyaret ederek onların korkuları ve birbirleriyle ilişkilerini inceledim. So for example in this film which is called Shia Echoes, I go with several characters after the liberation of South Lebanon from the Israeli occupation that lasted for 22 years. Bu filmde çeşitli karakterle birlikte 20 yıl süren Güney Lübnan'ın İsrail'den bağımsızlığını elde ettiği dönemi anlatıyorum. Here we are in the Khiyam camp which was a detention political prison held by the Israelis. In 2006 they destroyed it entirely. Burada İsrail tarafından alıkonulan bir siyasi mahkum olan bir karakterle beraber anlatıyoruz. So the question was not only dealing with the past since the present was constantly also made of little wars and big wars. Burada mesele sadece geçmiş değil, tarih değildi. Aynı zamanda devam eden zamanda da yeni yeni savaşlar, yeni yeni çatışmalar ortaya çıkıyordu. But now we were not talking anymore about Christians and Muslims. We were talking about Muslims vs Muslims. Ama artık Hristiyanlar, Müslümanlar meselesini konuşmuyorduk. Bu artık şeyi konuşuyorduk. Müslümanlar, Müslümanlar meselesini konuşuyorduk. So in the following film, I also went to understand more and more the Sunni tendency, and especially after the assassination of the Lebanese Prime Minister Rafiq Hariri in 2005. Bu filmde de Sunni meselesini daha fazla anlamaya çalışıyoruz. Başbakan Hariri'nin suikastini anlatıyoruz. This assassination was also a major event, and the main suspect was the Syrian regime. Through the film,
also I tackled a very sensitive question, which is how the son has to take place, the political place of his father, and this is present in all the communities in Lebanon. Bu suikast da çok büyük bir olay, önemli bir olay. Burada baş şüpheli de Suriye rejimiydi. Burada da hassas bir konu ele alınıyor. Oğlunun babanın yerini alması. And so I went to meet in person Rafik Hariri's son Saad, who became later the prime minister and who was somehow forced to go into politics in order also to protect the family interest. Burada da gittim, Hariri'nin oğluyla görüştüm. Bir nevi siyasete zorlanmış oldu Hariri'nin suikastinden sonra. Hem bu olayı hem de ailesini korumaya çalışmasını anlatıyor. And through observational cinema, I was observing how is the street and how much the street can reflect what's going on in the community. Burada gözlemsel sinema yoluyla da sokağın toplumu ne kadar yansıtabildiğini, yansıtabileceğini anlatıyorum. Bir şey ekleyeceğim de belki onu da eklemekte fayda var. Şeyin girişinde belli mezheplere dayalı, hocamız da anlatıyor, mezheplere dayalı bir siyasal ve toplumsal yapı hakim. Orada da şöyle bir şey var, bu da bir krizler çıkaran bir yapı. Cumhurbaşkanı Hristiyanlardan, Başbakan Sünnilerden, Meclis Başkanlığı Şiilerden seçiliyor. Evet, öyle de bir şey var. He is talking about this sectarian political structure, where the president is a Christian, the prime minister is a Muslim, and the parliament, the head of the parliament is Shia. Yes. And so, and to go on in this chronology, after the assassination of Hariri, the Syrian army finally left Lebanon after also around 30 years of occupation, to go back to the Mercedes, as usual, it never worked again. So the car was always sick, not working, while hoping to get married or to have any other kind of dreams. But still, the complex situation was going on. And so we had to now to get prepared for new wars. Kronolojik olarak devam ediyoruz. Hariri suikastı sonrasında Suriye, yaklaşık 30 yıl süren Suriye işgalinin sona ermesini anlatıyoruz. Bu arada Mercedes'i de anlatıyoruz, çalışmayan bir durumda. Sonra da yeni savaşlar. So the new war that came, it was in 2006. It was a war between Israel and Hezbollah, and finally it was a war also between Lebanon and Israel. Israel destroyed all the bridges and killed the people. And during the last days of the war, I went to film the sea, which was also a big victim of this disastrous war. 2016'da yeni bir savaş görüyoruz İsrail ile Hizbullah arasında. Ki İsrail bütün köprüleri bombalıyor, yıkıyor. Savaşın son günlerinde de ben denizde çekimler yaptım. Bu şeyi, yıkımı yansıtan. The Mediterranean Sea was now the Mediterranean Black Sea with the oil spill. Akdeniz, bildiğimiz Akdeniz, bu petrol artıkları nedeniyle Kara Akdeniz diyebileceğimiz bir hale dönmüştü. This war led to more and more internal divisions, and so I followed many of the university students
even in their elections at the university, they were divided between the persons who were with Hezbollah, the person who were against, and this was more and more critical. Bu son savaşta çok daha fazla içsel bölünmeler yarattı. Bu dönemde de üniversite öğrencilerini seçim süreçlerini çektim. So on the microcosm of the university, it was like a reflection of the whole situation going on in the country. Burada da mikro olarak üniversite ülkede olan bütün olayların bir yansımasını gösteriyordu. This film came also 1 year before the small explosion that happened and that led to another mini civil war in Beirut in 2008. Bu filmde 2008 yılında Beyrut'ta yaşanan küçük bir patlama ama daha fazlara çatışmalara yol açan bir patlamanın öncesinde çekildi. So it was like being tormented about collective memory and at the same time living through the different generations, the constant repetition of the history itself. Bu da parçalanmış toplu kolektif hafızayı anlatıyor ve yani Lübnan tarihinin tekrar kendini tekrarlamasını anlatıyor. So before I was wondering if I was in the civil war, how would I have acted? I discovered later that since we have always the danger of a civil war, the images can be repetitive, and this is our constant history. Öncesinde iç savaş döneminde olsaydım ne yapardım diye düşünürdüm. Ama şunu görüyoruz, her zaman iç savaş tehlikesi var ve tarih kendini tekrar ediyor. And finally, this is my last film in which everything becomes like still in time, no movement, after having also filmed the uprising in 2019 and the Beirut blast. I thought that everything now is fixed in time. There is no more movement, and I am also like a watcher in an abandoned cinema, watching this constant film being repeated on, and today, to conclude with everything happening in Gaza, I have a big question about the image itself and about cinema itself. Son olarak bu son filminde de her şey duruyor. 2019'daki ayaklanma ve patlama sonrasında artık bu filmde herhangi bir hareket yok. Ben de terk edilmiş bir sinemada bir izleyici olarak durumu izliyorum. Ama şu Gazze'deki, günümüzdeki Gazze'deki durum da tarihte kendini tekrar ediyor. Thank you very much. Bir soru cevapla, madem zamanımız halen geniş bayağı şey ise, soru cevapla dilerseniz Lübnan'a, Lübnan sinemasına ya da direkt Hadi Bey'in filmografisine dair şey açımlayabiliriz. Var mı? Buyurun. Mikrofon duyuyor musunuz siz? Tamam, geliyormuş. Bence siz sorun. Tamam, geldi. Geldi. Öncelikle Hadi Bey'e ve diğer bütün katılımcılara hoş geldiniz diyorum. Bu güzel sempozyumu
hazırlayan Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Si vous parlez français, j'aimerais vous poser ma question en français en fait. Dans vos tous vos films, vous parlez d'un aspect historiographique de votre pays, d'un regard historiographique de votre pays. J'aimerais vous demander comment le cinéma contribue à l'historiographie nationaliste libanaise. Bien sûr, il s'agit de différentes histoires officielles. Et quelles sont les convergences et différenciations en fait au niveau de la construction du récit historiographique et filmique? Yani kısaca sinemanın her ne kadar birden fazla resmi tarihten söz edilse de Lübnan'da bu resmi tarihe ve nasyonalist tarih yazımına nasıl bir katkıda bulunduğunu, sinemanın yoluyla yapılan tarih çalışmasıyla yazılı tarih çalışması arasındaki paralellikler ve farklılıkları sordum. Merci. Okay, thank you. Thank you very much for this very important question. Maybe I will start with the title of a book by the famous Lebanese writer Amin Maalouf, which is called Les Identités Meurtrières, The Killing Identities. So these killing identities create different narratives. Önemli bir soru, teşekkür ediyorum. Meşhur Lübnanlı yazar Amin Maalouf'un bir kitabının, bir eserinin adıyla cevap vereceğim. Öldüren kimlikler. Ölümcül kimlikler. Ölümcül kimlikler. So this is why it's very difficult to write one unified book. They tried. But they were stuck, for example, in the civil war, how to tackle the civil war, while all the leaders of the war are still in the government. Bu bir tane, tek bir kitap, birleşik bir kitap yazması zor. Bunu denediler iç savaş döneminde de, ama zor bir konu. And when also they tackle even the questions about the old history, also there are big questions related to the Phoenicians, the when we go even to the Ottoman Empire, to the Fatah, Islamic Fatah, all these, what kind of words to use, especially in a country where you have Christians and Muslims, and you have a long history. Burada da tarih konusunda sorular, büyük sorular ortaya çıkıyor. Tanımlar konusunda büyük sorular ortaya çıkıyor. Osmanlı'ya geri döndüğümüzde, fetihe döndüğümüzde, Hristiyan, Müslüman bağlamında düşündüğümüzde hangi kelimeleri kullanacağımız konusunda. Officially, there was a consensus on what kind of words to use, how to tackle the different parts. What is interesting in the cinema part, it is that it has filmed the war. Ama resmi bir konsensus vardı, fikir birliği vardı. Hangi tür kelimelerin kullanılacağı konusunda. Onu sineması? Yes. I said that what is interesting is that the cinema filmed the civil war. Sinema tarafında da sinema iç savaşı çekti, yani filme çekti. So for example, to give you an example, I teach at the university the civil war through the films. Bir örnek vermek gerekirse ben üniversitede iç savaşı filmler vasıtasıyla anlatıyorum.
Okay, there is no unified or no unified version of the civil war, but the cinema, documentaries and fiction give us different perspective. Tek bir tarih anlatısı yok, birleşmiş bir tarih anlatısı yok ama biz sinema yoluyla farklı versiyonları, farklı bakış açılarını anlatıyoruz. And this makes also teaching the history more analytical than being only something you will only learn without understanding anything. Bu da anlamadan öğrenmekten ziyade bu şekilde anlatmak öğretmeyi de daha analitik bir hale getiriyor. And it makes the narrative also go and use the other forms of arts like literature for example. Bu anlatıda da diğer sanat biçimlerini, edebiyat gibi diğer sanat biçimlerini de kullanıyoruz. And this is where you will find the same narrative to the people who lived the war, who had the same experiences regarding the bombing, being afraid of the war, crossing the roads. This is a common history for all the people who lived the war. Burada da aynı anlatı ortaya çıkıyor. İnsanlara gittiğinizde insanların korkuları, bombalamalar, bu anlatıları, bu insanların tecrübeleri ortak. J'espère que j'ai un peu répondu. Ben buna biraz değinmek istiyorum. Bu tarih yazımı meselesi üzerinde çok yoğunlaştığım bir meseleydi bu. Tarihin bir ortak noktalardan oluşan nesnel, tırnak içerisinde nesnel bir tarafı var. Ama diğer yandan işte insanların ya da grupların yaşadığı hatıralar var. Bazen bu bellek tarih karşısında çarpışıyor. Hadis Akkak'ın bahsettiği o ilk çektiği, bu arada internette de mevcut, Lübnan'la ilgili az buçuk hakikaten böyle bir fikir edinmeyi sağlayan bir belgesel, tabii bir tarih dersi. Milli Eğitim Bakanlığı, bizim şu anda onu tahayyül etmek biraz zor. Çünkü ulusal birlik, ulusal bütünlük, ulusal devrimini çok gerçekleştirmiş diyemeyiz Lübnan için. Bu hep arzu olarak kalmış. Hatta Feyruz diye önemli bir sanatçı vardı, duyan bilen var mıdır bilmiyorum. Hep bir Lübnan'a yönelik bir arzuyu betimler, kardeşçe bir arada şeyi betimler. Bunun da biraz şey, o tarih dersinde de hakikaten o tarih dersi belgeselinde her bir okul kendine göre müfredatı var. Bir okul birisini kınarken diğeri kahraman ilan ediyor falan ya. Yani. Böyle ilginç bir şeye, tarihe sahip. Buyurun. Thank you. Je voudrais poser ma question en français. Écoutez, j'ai deux questions. Tout d'abord, je voudrais voir s'il y a des organisations pour les réalisateurs de documentaires ou non au Liban. Deuxième chose, c'est que, quel est, à votre avis, quel est le lien entre la narration et les films documentaires? Benim iki tane sorum var. Birinci soru, orada Lübnan'da dokumenteri belgesel çektiğinizde sorunlar var mı yok mu? Orada bir sektör var mı? Birinci soru bu. İkincisi, belgesel çektiğinizde kendi anlatı bahsediyoruz ya burada sürekli bunu, bu sempozyumun zaten konusu da anlatı. Kendi düşüneceğiniz anlatı, kendinize yönelik bir anlatı tarzınız var mı? Okay. For the first question, there is nothing, let's say, organized or legalized as an association of the documentary filmmakers. Even we have a syndicate of the people of who work in cinema, but we are not all members. So, İki sorudan birincisinde sektör ile ilgili organize hukuki bir birlik yok sinemacılar arasında. Bir sendikamız var ama bütün kişileri temsil etmiyor.
kısmı temsil ediyor. But since we are relatively a small community, so we all know each other and we have different forms of collaboration inside the film festivals or associations, but it's not something, let's say, legalized. Görece küçük bir topluluk olduğu için biz birbirimizi biliyoruz. Aramızda işbirlikleri oluyor ama hukuki tüzel bir şey, birliktelik yok. Yaptı zaten. Ha? Yok yok. Lübnan'da şöyle, onu da ifade edeyim. Lübnan'da üç dili eşit şekilde biliyorlar. Arapça, İngilizce ve Fransızca'yı eşit şekilde konuşuyorlar. O yüzden rahatlar yani. Hani. Onda problem olmaz. Öyle mi? Tamam. Okey. Tamam. Efendim. Okay, for the second question related to narration, it's a big question. It's a big question because we're dealing here with storytelling and with national history writing, both. So how? İkinci soru konusunda, anlatı konusunda bu da önemli soru, bu da büyük bir soru çünkü burada hem hikaye anlatıcılığından bahsediyoruz hem de ulusal tarih anlatıcılığından bahsediyoruz. And its forms, it takes different forms. There is the use of the personal narration coming from the characters, especially in the character-driven films. Bu da bu anlatılarda farklı biçimler alıyor. Kişisel öznel anlatılar var. Filmlerdeki karakterlerin anlatıları var. There is the written form which comes in the question of how to write facts and data. Bir yazılı biçim var. Bu da gerçekleri, olguları, verileri nasıl yazacağımız, anlatacağımızla ilgili. And I avoid constantly the use of a voice of God, voice over, that somehow writes an official history. The voice over being a voice of God. No voice over, no voice of God. Ben de şundan kaçınmaya çalışıyorum, dış ses anlatımından, bir nevi Tanrı'nın sesi gibi dış ses anlatımından da kaçınmaya çalışıyorum. For me, it's a more it's the people who will write this, not an official institution nor a god. Bana göre bunu yazacak olan insanlar, bu insanlar bunu yazacak. Bir resmi bir kişi ya da bir tanrı yazmayacak, anlatmayacak. Now what becomes very interesting is how to deal with the relationship between narrative and narration. Burada enteresan bir şey hikaye ile anlatı arasındaki ilişki. I try personally to like make a dialogue, to lead to a dialogue and to use the medium of films in order to the people to have this dialogue in order to discuss together about our own history. Ben şunu yapmaya çalışıyorum, diyaloglar oluşturmaya çalışıyorum. İnsanların kendi aralarında tarihimizi tartışmasını sağlamaya çalışıyorum. Şimdi hocamızın ardından hemen size söz verelim. Buyurunuz Dilek Hocam. Merhabalar. Ben hocamızın sorusuyla bağlantılı olarak gidebilecek bir soru sormak istiyorum. Lübnan sinemasını çok az tanıyoruz gerçekten. Belki hani Gökkan'ın tezinden öğrenebiliriz bunu daha iyi bundan sonra ama işte sizin çalışmalarınız var. Bir de en popüler olanlardan birisi de Nadine Labaki. Nadine Labaki çok fazla biliniyor bütün dünyada. Onun da bilmiyorum ben kendi yorumum bu biraz daha bu popüler olduğunu, evet Lübnan'daki problemlere değindiğini ama bunun daha popüler bir yönden
değindiğini düşünüyorum. Şimdi bu Orta Doğu sinemaları konusunda şöyle bir şey diyebiliyor muyuz? Yani bu coğrafyada en çok ortaya çıkan, kendini belli eden İran sineması, bir üslup birliğine ulaşmış, bir estetiğe ulaşmış bir İran sineması var. Diğer sinemalarda daha münferit başarılar var, öne çıkışlar var ama bir birlikten söz edemiyoruz sanki. Bunu siz neye bağlıyorsunuz? Lübnan'da durum nasıl? Çünkü şeyi de söylediniz. Bir sendikal bir birlik yok. O sendikada işte herkes çok farklı şeyler birbirini temsil etmeye çalışıyor ama belki yeteri kadar bir birlik olmuyor. Bunu niye bağlayabiliriz acaba? Teşekkür ederim. Say that Iran cinema is more dominant and unified and aesthetic, but the other cinema, the other cinemas are more individual and not unified. So why? Can you answer why? And you also talked about the situation in Lebanon. There's no union between the cinema makers. What can you say? Yes, it's a very, very interesting question. and it's a question that also we ask to ourselves when we want to define what is, for example, Lebanese cinema. I don't think we can. We can sometimes define it more in not the form, in the subject, which is how to deal with the collective memory. This is something very recurrent in Lebanese cinema. But even if I want to talk about the Arab cinema in general and to compare it to Iranian cinema, unfortunately we don't have a kind of school or movement that we can now talk about. Maybe historically I can say that in the 70s, especially with the birth of what was called the alternative Arab cinema in 1972, there was like a movement of Arab filmmakers, Egyptian filmmakers from Morocco, Tunisia, Lebanese, Syrian, and then Palestinian, who made a very socio-political cinema. But once again, it was more about the content, not the form. Maybe the Iranian cinema on the Middle East scale is quite the exception, where there is at the same time a reflection about the content and about aesthetics and form. This is something I think also that reflects our disunity, not only as Lebanese, but also as Arabs. Bu soruyu biz de kendimize soruyoruz bir tanım yapmaya çalışırken. Burada form değil, biçim değil ama konu olarak bir birlik oluyor aramızda. Kolektif tarih ile ilgili tekrar eden. Arap sinemasını karşılaştırdığımızda İran'la, Arap sinemasında bir ekol, bir hareket yok böyle baskın. Tarihi olarak 1970'lerde 1972'de başlayan bir alternatif Arap sinemasından başlayabiliriz. Bu değişik Arap uluslarından, filmcilerden oluşan bir hareket, sosyopolitik bir sinema. Burada da aynı şekilde içerik biçim değil, biçim olarak değil ama içerik olarak bir birliktelik var diyebiliriz. İran'a döndüğümüzde İran bir istisna diyebiliriz. İçerik olarak, estetik olarak, form olarak. Ya ama şu Arap sinemasından döndüğümüzde bu birlik olamıyoruz, bir birliktelik yok, ondan bahsedebiliriz. Belki hakikaten zor bir soru. Benim de bazen düşündüğüm bir şey.
İçerik anlamında konular ortak olabiliyor Orta Doğu için beslenme alanları anlamında ama ortak dil anlamında evet ben bir şey yok. Bilmiyorum. Ben de açıkçası buna çok bir şey cevap veremiyorum. Well, this needs maybe a history also session about the cinema itself, because if we take the Arab cinema for more than from the 30s till the 60s, it was mainly the Egyptian cinema. And the Egyptian cinema was somehow also influenced by Hollywood cinema. And this is why they called it the Hollywood of the Nile. There were plenty of melodramas and musicals and so on. The authorship began with some authors, like for example Yusuf Shaheen, Tufiq Saleh, Salah Abu Saif, who created authorship inside the system. This started to deal more not only about the story but about the form. Someone like, for example, Shaheen influenced a lot the new generation of directors, especially coming from Tunisia, like Farid Bouguedir, directors coming from Syria or others. But maybe I can say, because this needs a lot of elaboration, that it's more in the documentary cinema that there is a research about narration and form more than in the fiction, because the fiction is inside the system. And now when we see how the films in the Arab world are produced, most of them are produced with the European co-productions. So there is also like an influence from the production on the subject and its form. And this is why even in Nadine Labaki films, we can see sometimes films very similar to other films that we have seen from foreign cinema, like in Caramel or others. So this research about how to tell the story and which form to use may be found more in the documentary cinema. And I can hear talk, for example, about the Syrian documentary cinema of the 70s. That came with Omar Amiralay, for example, or the Palestinian cinema with Michel Khleife. I think these people, especially in the documentary, tried to create more a question about the Hakawati, how you tell the story and how you use forms from the culture itself and not imported forms. That's a long Burada belki sinema tarihi bu sorunuz belki de sinema tarihi konusunda ayrı bir oturumu gerektiriyor. Mesela 1930'lar 60'lar arasında Mısır sinemasından bahsedebiliriz. Hollywood'dan etkilenmiş melodramlar, müzikaller zaten şey denmiş, dilin Hollywood'u denmiş bunlara. Bazı yazarlar Şahin gibi farklılık yaratıyorlar. Sadece hikaye değil, biçim olarak da ve şeyleri, başka yönetmenleri, Suriye'den yönetmenleri etkiliyorlar. Belgesel sinemasında anlatı hakkında da belgesel sinema, kurgu sinemaya göre daha fazla araştırmaya yöneliyor. Avrupa ile birçok ortak prodüksiyonlar yapılıyor. Labaki'de de bu şekilde. Benzer konular, benzer filmler görebiliyoruz. I talked about Michel Khleife in Palestine, especially in his first documentary, and Omar Amiralay in Syria. Filistin sinemasından Michel Khleife belgeselde Filistinli yönetmen Michel Khleife. Ve Suriye'den Amar Alay. Amir Alay. Bunları da ekleyebiliriz. Hocamız sıradaydı ama öyle mi? Konuyla ilgili mi hocam? Buyurunuz Hüseyin hocam.
Je m'excuse, je vais répondre, Kurt répondre en Turquie. Je m'excuse. Ben aslında şöyle sorunun, bu soruya böyle cevap vermek istiyorum. 2015'te yayınladığım kitap var, Türkçe yayınladığım İstanbul'da. İran modern, İran edebiyatının İran sinemasında izleri. Yani dünya bak, dünyada biz böyle araştırdığımızda dünya sinemacılar gözünden bakarsak orada sadece toplumsal sorunlar ve sınıfsal çatışmalar, otoritere karşı durumlardan bahsediyorlar. Halbuki büyük kısmı, bir kısmı böyle olabilir. İran sinemasının bu kadar ileriye gelmesi, ama bence asıl mesele İran edebiyatından etkilenmiş olmaları. Bu çok çok önemli bir mesele. Hatta ben o dönem hatırlıyorum, bu kitabı yayınladığımda Abbas Kiarostami'den şöyle bahsediyordum. Diyordum ki Abbas Kiarostami aynı zamanda şair. Mevlana'nın aynı yaptığı, tıpkı yaptığı kitap, hatta şekil olarak da öyle yaptı. Kitap yayınlıyor, Mesnevi. Hafiz'den kitap yayınlıyor, Hafiz diyor. Şöyle kitabı açıyorsun, sayfanın tam ortasında bir ya bir köşesinde bir beyit şiir var. Sonra diyorlar ki ya bu sayfa boş. Kendisi böyle demiş. Ben şöyle yaptım. Çok ilginç bir mesele. Tavsiyem şöyle. Ya ben bu kitabı 2015'te yayınladım. Bayağı yani ilgi çekti işte, Türkiye'de de. Tavsiye ederim arkadaşlara, hocalarıma. Mümkünse. İran sinemasında modern İran edebiyatının izleri. Teşekkür ederim. Hocam bir nevi aynı zamanda Dilek Hoca'ya cevaben böyle de bir şey olabilir mi diyorsunuz? Yani edebiyatı güçlüyse onunla birlikte de sineması da güçlü olabilir diye. Hocam buyurun. Benim sinemayla ilgili değil ama sorun. Biraz Lübnan'la ilgili olacak. Eğer olur var ise. Hani... Vardır bence. 2012 yılında ben bir ay Lübnan'da kaldım, Ehden şehrinde. Ehden Hristiyan bir şehirdi. Çevirecekseniz beklerim. Ehden. Ehden. Hangi şehir? Ehden. Ehden. Yeah. Yes, yes. Sizin şehriniz mi? Orada ciddi bir ayrımı gördüm ben. Müslüman ve Hristiyan ayrımını gördüm ama ben heykel yapmak için gitmiştim. Sculpture. Trablus'ta bunu fark ettim ama özellikle Beyrut'ta gördüğüm bir şey paylaşmak istiyorum. Bunu da hocanın bir cümlesi üzerine sormak istiyorum. Dedi ki Beyrut'la ilgili soracağım. Demin anlatırken filminizi de dediniz ki ben iç savaşı filmlerimle anlatıyorum öğrencilerime. Bunun üzerine sormaya karar verdim. Not through my documentaries, through cinema, through the films. Evet. Yeah. Evet, evet. Ben Beyrut'ta ana caddede inanılmaz bir mimari gördüğümü biliyorum ve özellikle belki yabancı olduğumuz için turistik bölgelere götürüldüğümü biliyorum ama iki sokak arkasını, üç sokak arkasını çok merak ediyordum. Çünkü 2006'da orada yapılan sempozyumda sanatçılar bir ay mahsur kalmışlardı. Güvenlik sebebiyle çok Beyrut'a indirilmedik. Yani kalmamıza da müsaade edilmemişti. Bu bahsettiği herhalde İsrail saldırısı zamanı olması gerekiyor. 2006. İsrail benim 2012, evet. Okay. In which city? In Beirut? Evet, evet. 2-3 sokak arkada, meydanın arkasındaki sokaklarda savaşın izleri vardı çünkü. Binalarda bomba izleri ve kurşun izleri halen duruyordu. Şu anda bilmiyorum. Okay. Yeah.
Bunu çekmemizden, belki biz yabancı olduğumuz için diye düşünmüştüm, çok rahatsız olunmuştu ve güvenlik sağlayamayız, hani o görüntüler olmasın denilmişti. Hani belgesel film çekerken aynı şeyi Beyrutlular da yaşıyorlar mı? Hristiyan ya da Müslüman fark etmeksizin, bunu çok merak ediyorum. So when filming documentaries, do the Lebanese people, Christian or Muslim, experience the same thing? Ah, okay. Teşekkür ederim. Nothing. Nothing. She liked it very much. Okay. Yes, I think I answered a little, or I talked a little bit about this issue when I said I filmed Beirut immediately after the war. Bu konu hakkında Beyrut'u anlatan, hemen savaştan sonra Beyrut'u anlatan çalışmamda sizin sorduğunuz konuya değindiğimi düşünüyorum. And during these years I was a student and when I went to film there, even my teachers were saying, why are you filming the destruction? Film something beautiful. Don't film death. Bu yıllarda ben öğrenciyken çekim yaparken, yani bu savaşın izlerini taşıyan yerlerin çekimlerini yapmaya gittiğimde kendi hocalarım da bana diyordu, niye oraya gidiyorsun, niye orada çekim yapıyorsun, daha güzel şeyleri, daha güzel yerleri çek diye. And suddenly one year after they started destroying everything in order to eliminate any trace of war. Bir yıl sonra, daha önce de bahsettiğimiz gibi, savaşın izlerini ortadan kaldırmak için yeni bir yıkıma başladılar. As if they wanted to say there was no war. Bu da şey demek gibi oluyor, yani hiç savaş olmamıştı demek gibi, demek istemek gibi oluyor. And I had my images which suddenly became archive. Bu da benim kendi imajlarım, kendi görüntülerim vardı. Bunlar da birdenbire arşiv haline dönüşmüş oldu. So this was the constant fight between amnesia and not talking about civil war. Bu da işte sürekli bir savaş diyebiliriz. Hafıza kaybıyla, unutmakla ve iç savaşla ilgili konuşmamakla ilgili. And this is why locally for many years the local cinema was very criticized because it doesn't talk, it talks exclusively about the civil war while people said enough of the civil war. Bu da yerel olarak yıllarca sinemanın yaklaşımı, sinema sektörünün yaklaşımı eleştirildi. Çünkü insanlar iç savaş hakkında, savaş hakkında konuşmak istemiyordu ama sinemada sürekli bunu anlatıyordu. So there was this tendency that went all along until 2005 when people experienced once again a war and realized, and especially in 2019 young persons started asking questions more and more to understand because the parents also don't talk about the war. Böyle bir eğilim vardı 2005'e kadar ama 2005'te yeni bir savaş oldu. 2019'daki olayda da artık gençler soru sormaya başladı ki gençlerin anne babaları bunu konuşmak istemiyorlardı ama gelişmelerden dolayı gençler sormaya başlamıştı bu sefer. But there is no official nothing forbids you or no one forbids you to film this. But this was a tendency especially in the 90s and the 2000s. Resmi bir yasak yok bu konuda, yani bu konu hakkında çekim yapma, film yapma konusunda resmi bir yasak yok. Ama böyle bir eğilim var 90'larda ve 2000'lerde. Konuşmama ile ilgili. That's not specific to us only. Ah, no, no. It depends also because also some districts have military sensitivity. Bu değişir. Bazı bölgeler mesela askeri olarak hassasiyete sahip.
Because you have some political parties that can be ruling this street, so you need a permission from the political party itself. Bazı bölgelerde, bazı caddelerde, yerlerde bazı siyasi partiler baskın ve oralara giriş için de onlardan izin almanız gerekir. And when you are holding a camera, it's like you are holding a weapon. Ya elinizde kamerayla dolaşmak da elinizde bir silahla dolaşmak gibi bir şey. Exactly. I guess I can realize what is the area you are talking about, especially if it's in central Beirut. Two streets after, it's under the control of a local militia. Beyrut merkezde yani konuştuğunuz şeyden yani gördüğünüz şeyden ben anlayabiliyorum. Yani iki sokak ötede dediğiniz gibi. And the regions where you have, for example, Hezbollah, you need the permission from Hezbollah itself. Mesela Hizbullah bölgesinde Hizbullah'tan izin alıp girebilirsiniz. Lübnan dendiğinde öyle aklınıza tek bir Lübnan gelmesin. Yani en az 18 tane Lübnan var. Buna dair de benim çıkardığım da bir sonuçtu bu. Hani şu an bir yasak hani geçmişle hesaplaşma anlamında yukarıdan gelen bir yasakla birlikte aynı zamanda toplum da bunu kabulleniyor bu arada. Hadi Bey de onu söyledi. Burası önemli. Bunun, çünkü toplumun bunu neden kabul edebileceğini dair düşündüğümüzde iç savaş dediğimizde kimin kiminle savaştığı artık belli olmayan, dolayısıyla herkesin hem mağdur yani hep bu şeyde olduğu için ister istemez toplum da bunu kabullenmek zorunda kalıyor. Yani onların da işine geliyor aslında. Böyle bir süresine bir süreçte hakikaten sinemacılar gerçekten böyle şeyde bir eşelemek gibi bir işlevi var. Hakikaten Hadi Bey'in yaptığı çalışmalar zor. Yani o coğrafyada o şeyde çok zor. Son süreçleri de birazdan bir konuşuruz. Özellikle 2019 sonrası süreçti. Buyurun. We saw your professional area is based upon documentary films. Do you think about to make a long-term movie about a narrative of a family or something special, fiction, special stories? Oh, okay, it's in English. ben soruyu açıklayayım. Çoğunlukla belgesel üzerine çalışıyorsunuz ama daha uzun metrajlı bir şey düşünüyor musunuz? Bir ailenin hikayesi gibi mesela. Maybe we were discussing the question of identity, and I found that documentary is the form and the content that is close to our history and to my personal interest. This is why I'm telling a lot of stories through documentaries, and I'm using the narrative of documentary to tell these stories. So for me, documentary is not a medium to reach fiction. Fiction and reality are combined in documentary. Thank you. Kimlik tartışıyorduk. Ben belgeseller çalışırken form ve içerik olarak tarihimizi anlatıyorum, kişisel tarihleri anlatıyorum. Onun için benim için kurgu ve gerçeklik belgeselde ikisi bir araya gelmiş oluyor. Sabir Hocam, buyurun. Tam da ben bunu söyleyecektim yönetmenimize. Aslında çok güzel. Yani bir Mercedes'le bile o tarihi birleştirip anlatıp kişileştirebilen bir anlatım dili var. Çok ilgimi çekti yani. Bundan sonra bütün belgesellerini falan izlemeyi kesinlikle istiyorum. Öyle bir şey yapmış ki yönetmen aslında yani var olan güncel tarihi bize somut bir şekilde sunuyor. Ve bunu kurmaca gibi de yapıyor. Yani bir dramatize de katıyor. Ve yani başka bir dil var burada, anlatı dili var. Ve ben bundan çok etkilendim. Yani o sunumu için ayrıca hocaya çok teşekkür ediyorum.
tarihini de bu kadar rahat, yumuşak bir anlatımla bize bu kadar kanlı bir tarihi sakince izlettirdiği için çok teşekkür ediyorum. Ve o kurmaca ve belgesel dilini, anlatı dilini ben çok beğendim ve takipçisi olacağım. Bundan sonrası için de durayım mı çevirme için? Bitirin isterseniz. Bundan sonrası, yani coğrafyanız, ülkenin koşulları, sürekli bu iç savaş ya da işte saldırılara çok açık bir coğrafya. Siz yine elinizde kamerayla hani bize son perdede perdeyi seyreden bir yönetmen olarak bıraktınız ama ben sizin kameranızı elinizden bırakacağınızı pek düşünmedim. Yani şu anki sunumlarınızla da öyle görüyorum. Bundan sonrası için neler planlıyorsunuz? Yani projelerinizde neler var merak ettim. Teşekkür ederim. Ben bir yandan çeviri yaparken şey de yapayım. Son birazcık bahsetmişti sanırım şeyde videoda. Trablus sinemasıyla ilgili, Trablus şehriyle ilgili bir belgesel var. Aynı zamanda bir kitabı da yayınlandı bu arada yakın zamanda. Aynı zamanda hocanın bir de Lübnan sineması tarihiyle ilgili de bir kitabı var. 1929-1996 yıllarını kapsayan. Çok az kitap var Lübnan sinemasıyla ilgili. Hocanın yine ilklerden diyebiliriz aslında. Thank you very much. Maybe I am now under the effect of everything that is happening. It's very tough to be witnessing, though I am from a generation that lived the Civil War, that has lived all the wars, that has been living also the Palestinian cause, because we are much related, and I have also Palestinian origins mixed with Lebanese, so I'm inside everything, and it's not easy to live and to constantly being the witness. And with the last images and that are still going on while we were talking, I asked Gohan if I can really come and talk to you. While people are being killed in every minute, and wondering what is the use of cinema itself when the live images don't stop anything, and even they said these are not real images. Şu anda işte birçok şeyin etkisi altında, son yaşananlardan dolayı birçok şeyin etkisi altındayım. Bunlara şahitlik etmek çok zor bir durum. Bizim jenerasyonumuz yani birçok savaş, iç savaş gördü. Filistin meselesini gördü. Filistin'le benim akrabalık bağlarım da var aynı zamanda. Yani onun için buraya gelmeden önce Gökhan Bey'e de sordum. Yani gerçekten gelmem gerekiyor mu? Gerçekten gelmeli miyim? Yani canlı canlı bunlar yaşanırken, her dakika insanlar ölürken, yani bizim sinemadan konuşmamızın anlamı ne kadar? So I think I need first to swallow what's happening and to think about the form and the content. But for the last years, I've been also going on to the past in order to understand the present, and this helped me a lot because the present is a reflection about the past. Şimdi bundan sonra yapacağım, ilk önce yani bu yaşadıklarımızı, yaşananları hazmetmeye çalışacağım. Form ve içerik hakkında düşünüyor olacağım. Son yıllarda da günümüzü anlamak için ben geçmişe dönüyorum. Çünkü geçmişte günümüze yansıyor. Günümüzdekiler geçmişin bir yansıması.
So I will follow, I think, this dialogue between the present and the past, in order maybe to someday to learn something and to teach something. Onun için geçmişle günümüz arasındaki diyaloğu takip edeceğim. Bir şeyler anlamak, belki de bir şeyler anlatabilmek için. So currently there are two projects going on, and I hope I will share them with you in the coming years, because each project is taking around my last film took my last project was on Tripoli, North Lebanon, and I worked on the cinema theaters of the city that are all closed now, and through the cinemas I tried to tell the story of the city. So I made the book that was published in 2021, and the film that will be released by the end of this year. So this is 5 years. So each project takes between 3 to 5 years. So it needs time. Şu an 2 tane projem var. Umarım bunları gelecek yıllarda sizinle paylaşacağım. Ama her projede 3-5 yıl zaman alıyor. En son proje Lübnan'da Tripoli'deydi. Sinema salonlarında çekimler yaptım. Şu an hepsi kapalı. 2021'de bununla ilgili bir kitabım çıktı. Filmi ise, yani bu kitabın filmi ise 2023 sonu gibi çıkmış olacak. Yani buna bakarsak bir proje 3 ila 5 yılımızı alıyor. Ben izlemedim daha o şey belgeseli, şeyden sormak isterim. Orada da sanırım sinema salonları aracılığıyla Trablus'taki sinema salonları aracılığıyla Trablus'a bakıyoruz sanırım, değil mi? Orada da bir karaktere büründürme gibi bir şey var. Yes, I'm exploring Tripoli cinema and the history. So through cinema, we also get access to the socio-political transformation of the city itself. Evet, yani sinema salonları vasıtasıyla yani geçmişi anlatıyoruz. Ve şehrin geçirdiği sosyopolitik dönüşümü anlatıyoruz. Each time I'm taking, like, sometimes I take an object like the car, a person from my family, like for example my grandmother, a city, a microcosm that helps me to tackle the question of how to narrate and to go into history itself. Her seferinde bir obje kullanıyorum. Bir seferinde bir otomobil, bir seferinde aileden bir kişi. Büyük annem gibi, yani mikro kozmik olarak ya yani o tarih meselesini, geçmiş meselesini bu vasıtayla anlatmaya çalışıyorum. So this time I was stuck in a cinema, old cinema, where I also found several Turkish films that were screened in Trablus, and today even there are some Turkish flags in the city with some Erdogan portraits. Burada da işte bunda da eski bir sinema vasıtasıyla anlatıyorum. Burada da birkaç eski Türk filmini de görüyoruz. Yani Trablus'u anlatıyor. Şeyde de filmde de Türk bayrakları, Erdoğan portreleri falan da görülüyor. We are up to date. Süremiz bayağı bir bakayım bayağı bir daraldı. Şimdi bir 15 dakika ara vereceğiz. Ardından oturum şeylerle devam edeceğiz. Ancak şimdi belgeleri vermek üzere Sayın Dekan Hocamızı davet ediyorum.